Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Hakikatten Hazineler programıyla karşınızdayız. Ee, hakikatten Hazineler deyince belki şaşıranlarınız olacak. Çünkü bu programı Instagram'da gerçekleştiriyorduk. Evet, Instagram'da gerçekleştirmeye bu programı, efsane program Hakikatten Hazineleri devam edeceğiz. Fakat e, artık stüdyo ortamında, YouTube içinde Hakikatten Hazineler ile huzurlarınızda olacağız. Ve bugün de kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi... E, aile Danışmanı, Şifalı Taşlar Uzmanı ve Eğitmen, Sosyolog Gizem Yıldız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ömer Faruk Bey. E, vallahi ilk konuğum olduğunuz için de çok mutluyum. E, birbirinden ilginç konu başlıklarını masaya yatıracağız kıymetli arkadaşlar. Çok merak ettiğiniz konu başlıklarını öğreneceğinizi e, söyleyebilirim. Şöyle başlayalım dilerseniz. Hastalıklar nasıl başlar? Öncelikle ilk programımıza benimle başladığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak, bu programın bir konuğu olmak benim için ayrıcalık. Çok teşekkürler. O, onur, o ayrıcalık bize ait efendim. Tekrardan çok hoş geldiniz. Biz, hoş bulduk. Hastalıklar nasıl başlar dedik Bunun için hastalıkların başlamasını öğrenmemiz için bizim aslında kaç beden olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü herkes sanıyor ki biz etten kemikten ibaret bu varlıklarız. Aslında öyle değiliz. Biz bu bedenin çok daha ötesiyiz. Biz enerjiden, titreşimden ibaret varlıklarız. Dolayısıyla bu sadece bizim üç boyutlu dünyada algıladığımız kadarımız. Eğer ki biz sürekli meditasyon yapıyorsak, sezgilerimizi güçlendirdiysek, artık ermiş üstad kıvamına gelebildiysek, üstadlar zaten baktığı zaman bedenin ötesindeki bedenleri görebilir. Evet. Biz burada otururken bizim arkamızdaki e, silüetleri de görebilir. Dolayısıyla biz sadece bu et kemikten ibaret değiliz. Bunu üstadlar da bize anlatıyor. Kırlayan fotoğrafçılığı denen bir fotoğrafçılık var. O cihazlarla kendi fotoğrafımızı çektiğimiz zaman etrafımızdaki o halelerle auramızın renkleri ortaya çıkabiliyor. Yani bunun bilimsel kanıtı da var. O yüzden gönlümüz rahat bir şekilde buradan konuşabiliriz. Peki o zaman e, sizin anlattıklarınızdan şöyle bir soru sormam gerektiğine inanıyorum. O zaman hastalığın kendisi de bir beden midir? Bedenlenmiş midir? Vücut mu bulmuştur ve o da gözükmekte midir efendim? Şöyle söyleyebilirim. Hastalık diye bir şey yoktur. Duygu diye bir şey vardır. Her bir hastalığın duygusal nedeni vardır aslında. 5 Şubat'ta sizinle birlikte başlatacağımız ruhani yolculuk eğitimimizde tasavvuf ve kadim bilgeliklerden bahsederken ben bunları da ayrıntılı olarak anlatacağım hangi duygudan hangi hastalık oluşuyor? Biz hangi duygulardan arınmalıyız ki o yaşadığımız hastalığı iyileştirip dönüştürebilelim? Çünkü şimdi toplumumuzda insanlar sanıyorlar ki doğudan o kadar uzaklaştık, batıya o kadar böyle hayranlıkla biz tutunduk ki sanıyor ki insanlar işte yediklerimizden, içtiklerimizden stresten oluyoruz. Evet stres cepte okey ama Diğer duygular da var. Üzüntü var, kaygı var, korku var, öfke var. Bunların her biri bir organla ilişkili, her biri bir çakrayla ilişkili ve bunlar kronikleştikçe beden de artık hastalanmaya başlıyor. O duygular kronikleşmeden fark edip hemen dönüştürmemiz gerekiyor ki hasta olmayalım. Peki o zaman bunu, bu noktada şu soruyu da sormak istiyorum. İbn-i Sina'nın meşhur bir lafı var. E, yedikleriniz ilaçlarınız ilaçlarınız yedikleriniz olsun diye e, bu noktada siz hani iyi biçtiklerimizi saymadığınız için hasta eden nedenler arasında bu bir neden değil midir size göre yoksa orayı Tabii. biraz açar mısınız? Tabii ki neden mesela günümüzde şimdi ne yapıyoruz zamanımız yok işte sürekli koşturuyorsa hazır gıdalara paketli gıdalara daha çok yönelmiş durumdayız biz bu hazır gıdalardan ne besin vitamin değerlerini alabiliyoruz Hadi onu bırakın bir de zararını alıyoruz. Çünkü içine uzun raf ömürleri olsun diye bir sürü kimyasal koyuyorlar. O pakete girdiği anda en sağlıklı şey bile sağlığını yitirip zarar vermeye başlıyor. Birçok uzman da aynı şeyi söylüyor. Kesinlikle. O yüzden süpermarkete girdiğimiz zaman paketlenmiş ne görürsek görelim ondan koşarak uzaklaşmamız gerekiyor. Burada e, çok önemli olan şey bir sebzenin bir meyvenin bir yemek yapıldığı zaman Ayurveda ilmine göre de bu böyledir. 10 saatlik bir süresi vardır. Peki o ilim nedir? Devam etmeden önce Ayurveden. onu da evet onu da bir, sor, onu da bir soralım. <laughs> o da yine, Bilmeyenler vardır. Tabi Hindistan'ın e, çok eski 12 bin yıllık kadim bir bilgi olan e, bir bilmidir. Burada nasıl besleneceğimiz. E, sağlıklı yaşamın nasıl sağlanabileceği hangi baharatları hangi beden tipine göre kullanmamız gerektiğini bize bildiren bir ilimdir aslında. Bizdeki şeye benzer. Tasavvufta da hani vardır ya, beden tipleri. Evet. Onlara benzer. Çeşitli riyazatlar, halvetler, oruçlar evet. önerilir. Evet. Evet. Ayurveda ilminde de bu şekilde benzer özellikler gösterilir. Peki bu bahsettiğiniz ilmi modern bilim kabul ediyor mu? Tabii ki kabul ediyor. Şöyle aslında modern bilim bu zamana kadar e, ilaç ya da ameliyat dışında pek bir şeylere yönlenmiyordu. Ama artık görüldü ki 7 yıl işte kaç yıl tıp okurlarsa okusunlar doktorlarımız da yavaş yavaş alternatif tıba ya da tamamlayıcı tıba hiçbir şey bir şeyin alternatifi değildir. Ama her şey birbirini tamamlar. O yüzden doktorlarımız da fonksiyonel tıp eğitimleri almaya başladılar. Daha çok bitkileri tanımaya başladılar. Onlar da artık bunları öneriyorlar ve bu bizim için de çok mutluluk verici bir olay. O zaman şunu söylüyorsunuz. Haklı olarak ben de bu görüşe katılıyorum. Geleneksel tıpla ya da işte tamamlayıcı tıpla modern tıbbın evlendirilmesi gerektiğini ve asla ayrılmamaları gerektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Bizim yapmamız gereken şey Batının teknolojisini alacağız, doğunun da ilmini alacağız, ikisini birleştirip hastalık daha ortaya çıkmadan tedavi edeceğiz. Çünkü batı tıbbında şöyle bir şey var, hastalığı önlemeye yönelik değil, ortaya çıkan komplikasyonu baskılamak. E, baskılamak diyelim. İlaçla bir tedavi olmuyor. Sadece başın ağrıyor diyelim, ne yapıyorsun? Bir ağrı kesici içiyorsun. Ama modern tıpta, doğu tıbbında bu yok. Başın neden ağrıyor, o kök nedeni buluyor ve onu tedavi etmeye çalışıyor. O yüzden doğunun ilmini alıp batının da teknolojisini birleştirerek hastalıklar başlamadan tedavi etmek daha faydalı olacaktır. Peki e, burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunu da sormak isterim. İnsanların hasta olması durumu hakkında ne dersiniz? Yani şöyle açayım. Hasta olmak aslında kötü bir şey midir? Bunu nasıl anlamalıyız? Ve... Hasta olmamaya çalışmak için sizin ilminize göre neler yapılmalıdır? Bu kadar anlattıklarınızdan bunlar ortaya çıktı çünkü. Şimdi beden tipleri vardır dedik ya. Evet. Bir kere herkes kendi beden tipini bilmesi gerekiyor. E, Mizaç ilmine göre işte sıcak mı soğuk mu e, gibi ilimler var. Kurum Hayır, mu yaş mı? Evet mizaç ilmine göre o şekildeyken Ayurveda'da farklı veya kan grubuna göre farklı. Mesela diyelim ki A pozitif kan grubuna sahip bir kişi. Bu kan grubu et ve et ürünlerini, süt ürünlerini sindiremiyor. A pozitif bir kan grubundaysa bu kişi kesinlikle et, süt ürünlerinden, laktozdan, glutenden uzak duracak. 2-2 daha 4. Ama diyelim ki bu kişi sıfır kan grubu. Ama o zaman da işte etle beslenmesi gerekiyor. Vejetaryen olmak ona göre değil. Sıfır kan grupları da etle beslendikleri zaman daha sağlıklı olabiliyorlar. O yüzdendir ki çok güzel bir laf vardır benim sevdiğim hep de söylediğim kişinin en iyi doktoru kendisidir. Kişi kendini iyi tanıyacak. Ben mesela diyelim ki bugün bir süt içtim ve bana rahatsızlık verdi. Aa diyeceğim ki o zaman ben süt içsem bana yaramıyor. Bana gaz yapıyor, bana Bunu şişkinlik yapıyor. Bunu içip kendimizi zulmetmenin bir manası Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle. Ya da diyelim ki ben bugün soğan sarımsak yedim, midemde bir yanma oldu. İşte soğan sarımsaktan sonra tansiyonum düştü, uyku bastırdı. O zaman sana bunlar yaramıyor. Sen demek ki düşük tansiyonlusun. Soğan, sarımsaktan uzak durmaya çalışacaksın. Halbuki soğan, sarımsak aslında doğal antibiyotiktir ve hepimize çok faydalıdır, değil mi? O yüzden kişinin en iyi doktoru kendisidir deyip kendi bedenini dinlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Kan grubuna göre beslenebilir, Ayurveda'daki beyan, beden tiplerine göre beslenebilir veya mizaç ilmindeki beden tipine göre beslenebilir. Yani kişi kendisini tanıyıp bunları da ona göre seçecek o zaman. Kesinlikle. Çünkü bizi dinleyenler, takip edenler şunu sorabilirler, hangisini seçelim diyebilirler haklı olarak. Şöyle, bunun eğer öğrenmek istiyorlarsa Ayurveda'ya göre beden tipini belirlemeyi vesaire onları da yine 5 Şubat'ta başlatacağımız, sizinle yapacağımız eğitimde hepsini paylaşacağım kişiler kendi testlerini uygulayıp hangi beden tipinde olduklarını önce öğrenecekler. Sonra da o beden tipinin hangi baharatları kullanması gerektiğini, hangi yağları kullanması gerektiğini, hangi yemek türlerini nasıl pişirmesi gerektiğini öğrenecekler. O yüzden konunun başına geri dönersek Hazır gıdalardan uzak durup paketli gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Kendileri yaptıkları o taze sebzelerden yapılan yemeklerde ayurveda'ya göre 10 saatlik bir besleme süresi var. 10 saati geçtiği zaman o yemek artık besin değerini yavaş yavaş kaybediyor. Yenmemeli o yüzden diyorsun. taze hemen yapıp pişirip yemek en güzel olanı. Evet. Osmanlı hekimleri de aynısını söylüyor bu arada onu söyleyeyim. Yani Osmanlı hekimleri de yemeğin taze yenmesi gerektiğini, hemen tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama az önce sizin söylediklerinizle alakalı ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. O da şu, hani siz dediniz ya kişi kendi kendinin doktoru olmalı ve kendine neyin iyi gelip neyin iyi gelmeyeceğini bilmeli dediniz ya. Hı hı. İşte Osmanlı hekimleri de mesela sirkeyi önermişler bazı hastalıkların tedavisinde ya da balı önermişler. Ama e, ya da bazı e, kuşların etlerini önermişler mesela şifa için ama demişler ki sana iyi gelmiyorsa tavsiye ediyorum diye yeme kullanma. Tabii. Sana iyi gelmediğini sen biliyorsan kullanma. Bir de Osmanlı hekimleri şunu söylüyorlar diyorlar ki bütüncül olarak yaklaşıp işte kişinin bir psikolojik rahatsızlığı var mı? Canı neye sıkılıyor? Ya da geçmişteki yaşadığı başka hastalıklar var mı? Ya da içinde bulunduğu hastalık işte hekime başvurma sebebi olan hastalığın öyküsü ne? Bütün bunları dinledikten sonra zaten bir şeyler öneriyorlar. Yine sizin de az önce söylediğiniz gibi inşallah 5 Şubat'ta başlayacak olan eğitimimizde ruhani yolculuk ve kadim tasavvuf eğitimimizde ben de sufilerin ve Osmanlı hekimlerinin bu konulardaki tavsiyelerini inşallah ee, gönüldaşlarımıza, takipçilerimize, katılımcılarımıza anlatacağım. Peki o zaman duygular ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi aslında konuştuk ama biraz daha açmak ister misiniz? Tabii ki. Burada da izleyenlerimizle paylaşalım bu kısa bilgileri. Eğitimde çok daha detayına ineceğim. Her hastalığa durumları nasıl tedavi edeceğimizi anlatacağım. Ama burada kısaca şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki kişi gizli bir öfkeye sahip. Öfke durumu var ve hatta kendi bile farkında değil. Bu kronikleştikçe yavaş yavaş karaciğerinde yer etmeye başlıyor. Hem de o üçüncü çakra problemidir. Üçüncü çakrada eğer bir tıkanıklık, bir blokaj söz konusuysa karaciğeri veya o bölgede bulunan diğer organları etkileyebilir. Öfke bu konuda karaciğerle ilişkilidir. Eğer kişinin gizli öfkesi varsa zamanla karaciğerinde problemler olup gün yüzüne çıkıp ciddi sorunlara yol açabilir. Ama diyelim ki kişi derin içerden hüzünlere sahip, çok hüzünlü bir yapısı var. Bu da akciğerli üzüntüyle alakalı. Zaten şey. eskiden hani verem olurlarmış biliyorsunuz. Evet. O da yine üzüntüden. İnce hastalık derlermiş hatta evet. evet üzüntüden yine. Diyelim sevgiden yoksunluk çekiyor. Kişinin kalbinde hastalıklar oluyor. Sevgiyi alamıyor ya da veremiyorsa, içten o sevgiyi hissedemiyorsa kalp sorunları yaşanabilir. Ya da diyelim ki duygusal desteğe ihtiyacı var. Duygusal yönden desteklenemiyor. Sırt ağrıları yapabilir. Gibi gibi. Ya da hayatında sindiremediği şeyler var. Mide neye yarıyor? Sindirmeye yarıyor. Ya da bu kişi de ileriye dönük adımlar atamıyor. Geleceğe böyle emin adımlarla sağlam basamıyor. Diz problemi yaratabilir gibi. Bu şekilde her duygunun anlaşmalı olduğu, beraber işlediği bir, bir hastalık var. O zaman. Hastalığı var. Evet. Bedenimizi iyi dinlemeliyiz. İşte bir yerde bir ağrı varsa, bir sancı bir şey varsa, oradan bize bir mesaj geliyor. Düzeltmen gerekiyor bunu diye bir uyarı veriyor aslında. Biz onu hemen bir ağrı kesici alıp bastırdığımız zaman o duyguyu çözmüş olmuyoruz. Etkisi geçtiğinde çünkü ee, hastalık. Daha ileri seviyeye, Daha ileri seviyeye çıkmaya. çıkmaya devam ediyor ya da içinde bulunan durumdan çıkılamıyor. Şuna Peki... benziyor bu. Halının altına tozla süpürürüz evet, evet. de hala en son kalkar. aynı onun gibi. Evet. Peki e, bu noktada yine bizi takip eden kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli seyircilerimiz şu soruyu da soracaklardır. Peki bu kaygı, korku, öfke, hı hı. işte bazı şeyleri hazmedememe durumu, bunlardan işin özeti sizin anlattıklarınızdan anladığımız. Bunlardan kurtulmadan hastalıklardan da kurtulunmuyor. Ya da yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. O zaman işte kıymetli seyircilerimiz şu soruyu soracaklardır haklı olarak. Ben de hemen size yöneltmiş olayım. O zaman bu negatif duygu durumlarından kişinin kurtulması gerekiyor. Yani zihnin arındırılması gerekiyor. Yani bir şekilde aslında bedenin de bu... Kötü durumlardan, kötü negatif duygulardan arındırılması gerekiyor. Bu konularda neler tavsiye edersiniz? Çok doğru söylüyorsunuz. Kaygı, korku bir hastalık değil. O hastalığın semptomu aslında. Ya da panik hali. Evet onların hepsi semptom. Ya da öfke Kök gibi. Kök nedenini bulmamız gerekiyor işte bizim. Zihinsel bir sorunsa eğer ya da bir ruhsal sorunsa yaşadığımız işte panik, atak, korku, kaygı gibi bunların kökeninde ne var? Zihindeki belki vesveseler var belki gelecek korkusu ya da geçmişteki travmalar her neyse bunun nedeni. Bunu en kolay nasıl yapabiliriz? Siz belki rabıta dersiniz. Ben de meditasyon derim. Zihinsel veya ruhsal sorunlara en büyük çözüm önerisi meditasyon yapmak ya da namaz kılmak, zikir çekmek ya da mantıra tefekkür. söylemek. Tefekkür haline girebilmek aslında. Hani günümüz sorunlarından uzaklaşıp da ben nereden geldim, nereye gidiyorum, benim bu hayattaki varoluş amacım ne? Sorularına bir cevap aramak aslında. Bu sorular çok önemli çünkü Niyazi Mısri Hazretleri de kıymetli arkadaşlar. Vahdetname eserinde diyor ki Allah'ın seçtiği ve sevdiği kullar... ...kendilerine bu soruyu sorarlar diyor. Yani nedir o soru? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Nerelerde ne hata yaptım? Kendimi nasıl e, dizginleyebilirim? Kendimi nasıl terakki ettirebilirim? Kendimi nasıl arındırabilirim? E, sorusuna cevap ararlar Allah'ın kıymetli kulları diyor Ne ı Hazretleri. Ve diyor ki Hazret, eğer kişi ben nereden gelip nereye gidiyorum... ...benim ahiretteki ahvalim ne olur diye düşünmüyorsa... ...vay onun haline diyor. Ve oturup bu haline ağlayabiliyorsa ağlamalıdır diyor. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Daha programımız bütün hızıyla devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Ee, şu soruyu sormak istiyorum. Doğal taşlar ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi soracağım kıymetli arkadaşlar. Şöyle ki çünkü kıymetli konuğumuz şifalı taşlar uzmanı, doğal taş uzmanı. O yüzden diyorum ki Gizem Hanım hastalıklar ve doğal taşlar arasındaki bağlantı nedir diyorum. Şöyle biz topraktan geldik ve yine bir gün toprağa döndürüleceğiz değil mi? Biz topraktan geldik. Doğal taşlar da topraktan geliyorlar. Ve dolayısıyla çeşitli mineral yapısına sahipler. Kiminde selenyum, kiminde işte potasyum vesaire değişik mineral yapıları var. Bu taşına göre değişiyor. Rengin yoğunluğuna göre, sertliğine göre mineral yapıları değişiyor. E şimdi hastalıklar nasıl başlıyor? Hem duygulardan geliyor dedik. Hem de bedende artık mineraller eksilmeye başlıyor ki hastalıklar ortaya çıkıyor. Taşları biz taktığımız zaman bizim bedenimizdeki bu gözenekli yapı sayesinde taşta bulunan mineralleri bedenimiz içine alıyor ve ardından da o mineraller tamamlandıkça hastalıklar yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. Şöyle bir uyarı vereyim bunlar kesinlikle ilaç tavsiyesi değildir kronik hastalıklar için. Tabii ki doktorlara danışılmalıdır. hekimlere, hekimlerine kesinlikle. kıymetli arkadaşlarımız takipçilerimiz hekimlerine gitmelidirler, onların tavsiyelerine uymalıdırlar bunun kesinlikle. altını da ısrarla çiziyoruz. Hatta hekime gitmek, doktora görünmek e, Hazreti Peygamber'in de sünnetidir. Zaten Medine-i Münevvere'ye başka ülkelerden hekimler geldiğinde kıymetli arkadaşlar, Hazreti Peygamber o hekimlerin orada oturmasına, Medine'de oturmasına ve hasta tedavi etmesine izin vermiştir ve Hazreti Peygamber e, sahabelerine Hekimlere gözükmeleri gerektiğini de emretmiştir arkadaşlar. Bunu da söylemekte yarar görüyorum. Bir Hanım çok önemli bir konuya şöyle parmak bir şey. bastı. Hı hı. Bir şey daha eklemek istiyorum burada. Hani dedik ya gözenekler diye. Bunu çoğu kişi inanmıyor. İnanmayanlara çok küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hemen mutfağa gidin ve bir sarımsağı ezin şöyle bir güzelce. Ve ayağınızın altına elinize biraz bir miktarda sarımsağı sürün. Ve bakın yaman geçtikten sonra ağzınızda o sarımsağın tadı veya kokusu olacak mı? Olur. Olacak. Kolonya sürdüğümüz zaman bile hani kolonya sürdüğümüz zaman ya da bir parfüm bir koku sürdüğümüz zaman bir tadını alıyoruz. Değil mi? İşte o ayaktaki veya eldeki gözenekler sayesinden oluyor. Dolayısıyla doğal taşlardaki mineralleri de bedenimiz zamanla yavaş yavaş çekiyor ve doğal taşların da renginde solma dokusunda değişiklikler görüyoruz. Burada anlayın ki doğal taşımız işini yapıyor. Gerçek anlamda çalışıyor ve bizi de yavaş yavaş o mineral eksikliğimizi tamamlamaya başlıyor. Zaten şunu söylemek istiyorum ben de bu noktada. Hacerül Esvet Kabe'de biliyorsunuz insanlar ona e, tavaf sırasında selam veriyorlar. E, o teş, taşın rengi gerçekten siyah değildi hmm. vakti zamanında. İnsanlardan o enerjiyi çeke çeke siyah hale geldiği kaynaklarımızda yazıyor alimlerimiz söylüyor. Ben de sizin Arındırılsaydı bu... belki siyah olmazdı işte. Evet. Ama demek ki onun öyle kalması gerekiyor Kim? Ki, ki dokunmamışlar. Şöyle devam edeceğiz. Ben de sizin yaptığınız açıklamalara şöyle küçük bir katkıda bulunayım. Alem dediğimiz kainat dediğimiz şey zaten bir enerji okyanusu. dolayısıyla taşlar da enerjiden oluşuyor. İnsan vücudu da insan bedeni de aslında maddeyi en kökene öze gittiğimizde enerji olduğuna göre burada enerjinin enerjiye karışması, enerjinin enerjiyi iyi etmesi ya da kötü etmesi gibi bir durumda ortaya çıkmış oluyor. Yani söylediklerinizde haklısınız size destek olmak için bunları söylemiş oldum. Peki bizi izleyen kıymetli e, takipçilerimiz bize şu soruyu da soracaklar. Doğal taşları neye göre seçmeliyiz? Şöyle öncelikle gözümüze güzel gelen taşları seçmek bizim için faydalı olacaktır. Bir doğal Beni taş, al beni al diyen Evet. Öncelikle beni al diyen taş bize faydalı olacak taştır. Onu almalıyız. Bana e, birisi geldiği zaman doğal taş istediği zaman ve ne alacağını bilmediğinde önce bir baktırırım şöyle. Ne bana bir şey söyletirim, ne ona bir şey tavsiyede bulunurum. Bir bak bakalım ne seni çekiyor derim. Bakar, gözünü böyle bütün taşlara gezdirir falan, ondan sonra konuşmaya başlarız. Şimdi anlat bakalım derim, duygu durumların nasıl, yaşadığın kronik rahatsızlık var mı, bunlardan biraz bahset. Uykun düzenli mi, işte herhangi bir psikolojik sorunun var mı, vesvesen kaygın var mı, bilmem ne derken e, kişi kendini anlatır. Sonra da hangisi gözüne güzel görünmüştü diye bakarız biz. Ben de derim ki ona işte diyelim ki onun tansiyon sorunu var. O zaman senin lapis lazuli kullanman lazım. Ametist taşından uzak durman lazım. Bir bakarız ki o zaten lapis lazuli taşını seçmiş olur kişi. Yani burada demek istediğim şey bedenliği yani Taşlar diriliği. iyi ediyor diye gidip her taşı da kullanmamalıyız Kesinlikle o zaman. Kesinlikle buralara kadar böyle taşları da takmamamız gerekiyor. Ağır var, evet. Yani enerjisi ağır gelir. Ben de bazen mesela takarım 4-5 tane bileklik takarım. Bir böyle rahatsızlık vermez ama otururken falan bugün mesela az takmışım. Otururken bir bakarım çok ağır gelir hepsini çıkartmaya başlarım gibi Dolayısıyla doğal taşlar öncelikle gözümüze güzel gelen, taktığımız zaman herhangi bir ağırlık vermeyen, bizi e, hafifleten taşlar olması çok önemlidir. İlk başta aldığımız zaman bazen taşların enerjisiyle hemen uyumlanamayabiliriz. Taş bize çok yüksek enerjiyle gelir ve bizi biraz daha zorlayabilir, daraltabilir. O zaman da hani böyle ilaca başlarken dozunu yavaş yavaş arttırarak başlarız evet. ya onu tavsiye ederim danışanlarıma da. Önce bir yarım saat tak, sonra bir saat, iki saat tak. Yavaş yavaş o süreyi artırırsın. 24 saat hiçbir taş takılmaz zaten. Ben dışarıya çıkarken taşlarımı takarım. Eve geldiğim zaman nasıl benim dinlenme ihtiyacım varsa taşlarımın da dinlenme ihtiyacı var. Güzelce selenit kaseme koyarım ya da selenit lambaya. Selenitte onlar da gün boyu, gece boyu arınırlar. Evet. Arındırma dediniz tam da benim ee, sorum ile bitirmiş oldunuz şöyle Hı. sorayım doğal taşları nasıl arındırırız burası önemli ve bir de nasıl kodlarız eminim yine taş konusuyla ilgilenen kardeşlerimiz bunu da merak ediyorlardır. Tabii ki arındırma ile ilgili az önce küçük bir spoiler vermiş olduk Selenit doğal taşı diye. Selenit doğal taşı hem kendine hem de çevresindeki diğer taşları arındıran çok önemli bir taştır. İçeriğinde selenyum minerali vardır. Günümüzde hepimiz bir kan testi yaptırsak bu özel laboratuvarlarda yapılır selenyum mineralinin testi. Baktığımız zaman çoğu insanda düşük çıkacaktır. O yüzden ben herkese bir selenit doğal taşını kullanmalarını tavsiye bu ediyorum. Bu genel geçer bir bilgim yani herkesin bunu kullanmalı. Kullanırsa iyi olur. Genelde çünkü e, toplumumuzda selenyum mineralimiz bir tık düşük normalde olması gerekenden. Bunun için de selenit doğal taşını tavsiye ediyorum. Benim mesela yatak odamda başucumda ayrı bir lambam var. Şöyle 5 kiloluk falan. Salonumda 2-3 tane lambam var gibi. Özellikle de bunun başucunda olması çok faydalı. Çünkü gece boyu biz uyurken bizi de arındırıyor. Nasıl taşları arındırıyorsa kişileri de arındırıyor. Enerji arındırma özelliği var çünkü selenit taşının. Doğal taşlarımızı bir selenit taşıyla temas ettirerek arındırabiliriz. Bu birincisi. İkincisi. Bu arada daha Bir şey sormak istiyorum tabii. ikinciye geçmeden önce. Bazı taş uzmanlarından şöyle bir şey duydum sizin anlattığınız konuyla ilgili belki bunu da merak ediyorlardır Hı. kıymet takipçilerimiz. Büyük taş kullanmayın. işte bundan zarar görürsünüz diyenler olduğunu duydum. Hani baş ya da baş ucunuzda çok büyük taşlar bulundurmayın. Buna ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle büyükten kasıt taşın mesela bir ametist dişli bir ametist taşını yatak odasına koyarsak işte uyuyamazlar. Bu iki iki daha dört. Çünkü neydi ametist taşı? Sarhoşluk vermeyen, zihni dinç tutan, pozitif enerji veren bir taş. Uyuyamaz o zaman tabii haliyle. Dişli bir de kişi. formunu koydularsa yatak odası bir de büyükçe bir kütleyse asla uyuyamazlar. Başka duygulara kapılır kişiler. Ama onun dışında tam burlanmış minik bir ametist parçasını yastığının altına koyarsa veya lepidolit taşını, kıyanit taşını yastığının altına koyarsa da rahat bir uyku uyur huzurlu rüyalar görür. Kıyanit taşının mesela rüyaları hatırlatma, güzel rüyalar gördürme gibi de bir özelliği söylenir. Dolayısıyla koyduğumuz taşın yatak odasına uygun mu diye de bir araştırıp bakılmasında çok fayda var diye bunu da parantez içinde belirtelim. Peki e bir de bir özel bir taş daha sormak istiyorum. Hazreti Peygamberin de çok övdüğü ve ısrarla tavsiye ettiği akik, akik taşıyla taşı. ilgili neler söylemek istersiniz? Akik taşına dönmeden önce isterseniz arındırmadan Tabii, devam edelim. Tabii bu arındırma ve kodlama Şimdi, evet. Evet. İlki söyledik? Selenit doğal taşıyla arındırmalarını tavsiye ettik. Bunu selenit bir lamba alıp hem gece boyu kendilerini arındırırlar hem de doğal taşlarının yanına, üzerine koyarak da taşlarını da arındırabilirler. Bu burası elzem. İkinci arındırma yöntemimize gelelim. Tütsü tütsüleyerek ben doğal tütsü karışımları yapıyorum kendim veya çubuk koni tütsülerle eğitim, de eğitimimizde de bu tütsülerden bahsedeceksiniz tabii, tabii anlatacaksınız evet, diye hatta düşünüyorum hatta ben özel tütsü karışımı yapacağım bizim eğitim için arkadaşlar işte. evet 5 Şubat'ta evet. başlayacak eğitimimiz için evet Evet, özel bir tütsü karışımı da yapacağım eğitimimize katılanlara özel onu e, kendilerine yollayacağız ve eğitimde verdiğimiz ödevleri de o tütsüyle birlikte yapacaklar taşlarını da yine o tütsüyle arındırabilirler İkincisi tütsü dedik Üçüncüsü de en önemli aslında e, bu da çok önemli bir anekdot. Dolunay ışığıyla arındırmak. Dolunayda çünkü çok önemli e, enerjiler açığa çıkar. Dişil enerjiyi de destekleyen bir enerji vardır. Doğal taşları şarj eder bu ışık. Dolunayda... Dolum yapıyor yani. Tabii tabii dolum yapıyor. Negatifi boşaltıyor, pozitif yüklüyor. Taşın kendine gelmesini sağlıyor. Dolunay zamanında, tam dolunay gecesinde toprağa temas edecek şekilde koyacağız. Bahçemiz varsa ne ala. Toprağın üzerine koyacağız veya gömeceğiz. Saksı olur mu diye soranlar var. var. Bana eğer da soranlar var, bahçe var. o yüzden yoksa, soruyorum. Eğer bahçe yoksa mecbur toprağa koyacağız. Ama o toprağı da ara ara değiştirmekte fayda var. Çünkü o toprağın da yenilenmesi gerekiyor. Küçük bir yerde olduğu için. 24 saat bırakmalarını tavsiye ediyorum. Hem dolunayın ışığıyla şarj olsun hem güneşle şarj olsun. Yalnız şöyle bir anekdot var burada da dolunaydan sonra güneş ışığında bazı taşların rengi solabilir. Koydukları taşın güneş ışığına e, maruz kalmaya ne kadar dayanıklı olup olmadığını bir baksınlar, ona göre koysunlar. Mesela akan suyla da arındırılır ama selenit taşını diyelim ki suya tuttunuz, selenit çok hassastır, iki sertlik derecesinde falandır. Tırnağınızla bile şöyle yapsanız selenit hemen ufalanabilir. Hmm. Dolayısıyla mukavemeti yok yani. Evet, her taş her arındırma şekline uygun, uygun değildir. Değil sertlik derecesine bakmak gerekiyor. Mesela dişli bir taş toprağa gömdünüz ne olacak? O dişlerde hep toprak kalacak veya takınızda toprak kalacak ve onu kolaylıkla temizleyemeyeceksiniz. O yüzden toprağa gömmekte, suya koymakta, işte tuzlu suya sokmakta falan biraz daha araştırmak gerekiyor. Hangi taş nasıl temizlenir diye. Bunu da web sitemden girip bakabilirler taşların özelliklerine, arındırma yöntemlerine. Evet. Bunun dışında deniz suyu çok faydalıdır. Ama kişiler kendi evlerinde böyle tuzla suyu karıştırıp ya da sirkeyle karıştırıp yapıyorlar. Ben bunu da asla tavsiye etmiyorum. Hiçbir taş için mi yoksa? <laughs> Hiçbir taş için yapmaya gerek yok. En güzeli akan suya tutup yapmalarıdır. Ama onun dışında tuzla suyu karıştırayım da temizleyeyim ben pek tavsiye etmiyorum. Ama denize giriyorlarsa ya taksınlar ya bir kesenin içine doldursunlar. Deniz suyuyla şöyle bir arınsın. Veya akan suya gidiyorlarsa bir şelaleye, bir nehire, suyun kaynağından çıkan bir yere. Orada yine bir kesenin içine tutup o akan suyla arındırsınlar. Çok güzel şarj etme yöntemleridir diye arındırmayı söylemiş olalım. Kodlama kısmına gelince en önemli mesele. Evet. Şimdi burası gerçekten çok önemli dediğiniz gibi bazı kişiler kodlatıp alabiliyor. Mesela ben de kodlamalar yapıyorum. Bireysel danışmanlıklarımda özellikle ben kişiye bir taş tavsiye ettiysem benden almak istiyorlar ve hocam siz kodlar mısınız diyorlar. Benim yaptığım kodlama çalışması tamamen pandülle enerjisini arındırıp çünkü o taşı çıkartıp işte işleyip Belli bir takı haline gelmiş. Geçip geliyor, tabii. Yani bir sürü enerjiler o taşta. Önce o pandülle enerjisini arındırıyorum temizliyorum sonra kişinin neye ihtiyacı varsa işte e, aşk ilişkisi olabilir, kariyer olabilir, ailevi sorun olabilir, her neyse problemi. Ona yönelik bir pandülle, sarkaçla enerji çalışması yapıp ardından bazen esmalar kullanıyorum, farklı bir enerji çalışması kullanıyorum. Kişiler eğer benim enerjimin onlara iyi geleceğini ve benim kodlamamı talep ederlerse de ben onlara kodlama yapıp taşlarını hazırlayıp öyle gönderim de yapabiliyorum ama... Kişinin taşı aldıktan sonra kendi kodlama yapmasında burada ben bahsetmek istiyorum kısaca hemen hı hı. diyelim ki şimdi kişi bu eril dişil denge bilekliği olan güneş ve ay taşını sipariş etti herhangi bir yerden ve aldı. Bunun şimdi amacı nedir güneş ve ay eril dişil enerjiyi dengeliyor. Ben bunu öncelikle avuçlarımı şöyle bir birbirine sürtüyorum. Bütün minör çakralarım 72 bin sinirim en minör çakralarım çalışıyor devreye giriyor ve avucumdaki o ısıyı hissettikten sonra böyle avuçlarımı alıyorum. Sonra diyorum ki Yaradanımın izniyle, Ya Şafi ismiyle eril ve dişil enerjimin dengelenmesine bu taşın görevini en yüksek şekilde yerine getirmesine niyet ediyorum. Bu taşların eril dişil enerjimi dengelemesini emrediyorum gibi bir çalışma yapabilirler. Peki orada Esmalar güzel bir şey, bir şey. Sen onu soracaktım ya da işte ya şafi ismi Tabii. şerifini kaç ya defa Şa tekrarlamalı ya da hangi esmaları söylemeli? Ben şöyle herhangi bir tasavvuf eğitimim olmadığı için bir hocalığım olmadığı için kişinin kalbinin doyana kadar yapması taraftarıyım. Ben olumlama verirken de, esma verirken de kalbin doyana kadar derim. Çünkü onun idrak etmesi belki bin defa söylemesi olacak, belki on defa söylemesinde olacak. O yüzden bu taş avucundayken... Öyledir, belki de bir kere söyleyince olacak. Kim bilir. Her insan ayrı bir alem çünkü. Aynen evet. öyle en güzeli kalbi doyana kadar. Ama tabii tasavvufta idrak... sayılar var. Evet. Ee... Onu siz gibi alimlerden öğrenmek efendim, daha iyi. Estağfurullah efendim. Evet, <laughs> Onları sizler söyleyin. Benim haddime değil. Estağfurullah. Ee, şimdi bu taş ısınana kadar avucumuzda ya Şafi ismini söyleyebiliriz, ya Nur diyebiliriz. Neyle ilgiliyse ya Rahman ya Rahim diyebiliriz. Ya, ya de Ali de ile. diyebiliriz bence tabii. yüceler yücesi demek ya da yücelt tabii. beni demek. Tabii evet. ki. Ya Cami diyebiliriz neyle ilgili kodlama ya yapıyorsak. Ya Bedut da olur bence. Tabii evet. Tabii. Ya Vedud isminin yüzü suyu hürmetine her neyle ilgili bir e, isteğimiz varsa o esmaları her birini söyleyip kalbimiz doyana kadar tekrarlayabiliriz. Avucumuzda taşın ısındığını fark edene kadar bu çalışmayı devam ettirebiliriz. Sonra da ta takıp taşımızın şifasını almaya hazır demektir. Peki e, işte hep gördüğümüz kolye olarak ya da işte tesbih olarak e, ya da yüzük olarak kullanılıyor ya. Evet. E, peki bu... Ben böyle sorular da aldım vakti zamanı da da bu soruyu da size bu işin uzmanlığı bulmuşken sormak isterim. Estağfurullah. Taşı bir toka olarak ya da bir taç olarak falan gibi başımızda taşımanın ya da işte erkekler de artık nasıl taşırlar onu bilmiyorum eğer ya, başta taşınması gerekiyorsa. Hani başta kullanılmalı mı? Yani bir şey duydunuz değişik mu? bir soru ben almadım bu zamana kadar. Ben aldım soruyu. da. Evet. evet değişik bir soru ama neden olmasın? Ya da uyurken baş alnımıza koyalım mı falan diyenler Tabii koyabiliriz, oldu. koyabiliriz çok da faydalı olur. Mesela bir ametist taşını alna koymak hani epipiz bezini üçüncü gözü çalıştırma konusunda iyidir. Şöyle bir bilgi var. E, derin nefes çalışmalarında bunu da yine 5 Şubat'ta başlayacak eğitimimizde paylaşacağım kişilerle. Nefes e, öneminden nefes egzersizlerinden bahsederken yatarken mesela eski kadim bilgilerde şöyle bir şey var. Karınlarına ağırlık koyarlarmış. En az birkaç kilo olan ağırlıklar koyarlarmış ki nefesi diyaframdan alabilsinler diye bu ağırlıkları doğal taşlarla olarak Bunu bir eğitmenle bu işi öğrense öğrenip tabii öyle yapsalar daha, daha iyi olur değil mi? Yani bu bilginin de hani kendi başlarına kendi gerekti. başlarına bence buna başlamasın hiç kimse tabii, tabii. burada dinleyip de tabii bence ki. bu önemli. Tabii ki. Ben mesela refleksoloji seanslarımı yaparken bir yandan da doğal taş terapisi de yapıyorum. Ya çakra dengeleme yatağıyla ya da tek tek doğal taşlarla her çakranın taşını ilgili bölgeye koyarak bir yandan da refleksoloji yaptığımız zaman çok daha farklı. Hani bazı tartışıyor. programlarda yazar ya efendim evde tek başınıza denemeyin. Diye. <laughs> e, bunlar eğitmenler ya da uzmanlar eşliğinde yapılacak uygulamalar. Ya da öğrendikten sonra evde kendinizin evet. yapacağı uygulamalar. O yüzden eğitimimizde evet. bekliyoruz. Eğitimde öğreneceksiniz evet. nasıl uygulandığını. E, o akik taşını da sormuştum. Onu da hatırlatmak isterim. Evet. Efendimizin, Hazreti Peygamberimizin e, buyurduğu, anlattığı bir taş. Bu konuda evet. neler söylemek istersiniz? Peygamber Efendimizin bu konuda e, çok fazla... Hadisleri de evet. mevcut. Başka alimler de çok hadisleri mevcut. Birçok kişi Akik Taşı ile ilgili sözler sarf etmiştir. Akik Taşı şöyle bir Alimler taş... de evet sizin dediğiniz gibi çok fazla hadis nakletmişler bu evet, konuyla sadece alakalı. Sadece Peygamber Efendimiz değil ondan evet. gören alimler Ya da onlar da kendi ilimleri, kendi evet. ilimleriyle alakalı da açıklamalar yapmışlar. Evet, evet, buyurun. Doğal taşların dinimizde yeri var mı diyenlere de buradan çok güzel bir cevap olsun. Peygamber Efendimiz başta olmak üzere bütün alimler neredeyse herhangi bir doğal taşla ilgili en çok akikle ilgili. Gümüş var. bulunmuşlar. Gümüş evet. de var. Başka taşlar da var. Evet, evet. Buyurun. Erkeğin mesela altın takması haramdır. Niye? Çünkü altın dişil enerjiyi destekleyen, dişil enerji veren bir mineraldir. Ama gümüş de eril enerji veren bir mineraldir. O yüzden erkekler altın değil gümüş Bak Bunun cevabını öğrenmiş olduk aslında. Neden haram olduğunu erkekler evet. altının. Dinimiz aslında bir şey söylüyorsa o anlayın ki bizim faydamıza söylüyordur. Evet. Bir hikmeti Burası çok var önemli. yani. Kesinlikle. Her ne diyorsak kesinlikle bizim faydamıza vardır. Evet. Diyelim akikle ilgili hemen şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz ömrü boyunca akik yüzük takmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, bu taşı takmasının nedeni de hem sinir sisteminin dengelemesi, hem e, sakinleştirmesi hem nazar gibi negatif Kendisinin enerjileri. Kendisinin ki mübareğin dengede de biz de öyle öğrenelim diye. <gülüyor> evet. <gülüyor> hem nazar gibi negatif enerjileri de önlemesi bakımından çok faydalı bir taştır. Evet. Ve söylenenlere göre de yüzüğü mühür şeklindeymiş onun. Mührünü evet. e, akik yüzüğünü mühür olarak kullanırmış. O yüzden de herkese de takmasını tavsiye etmiş. Sizler de ne yapıp ne edip akiyi hayatınıza geçirin. Akik e, tabakalar var artık böyle bardak altına falan koyabileceğimiz, sürahinin altına koyabileceğimiz onları kullanabilirler mesela. Sularını da dengelemiş olurlar. Fakat diyorlar ki çok çabuk kırılıyor diyorlar. Ben böyle duyumlar da aldım. İşte elimizi yıkarken Kullanmaya bile. Kullanmaya bağlı. Yani acaba sahtesin mi? Yok sahte değil. Genelde gerçek. E, hac malzemeleri satan yerlerde bile bol bol bulunuyor akik taşı. Nariz Nazarı Demek negatif ki, enerjiyi na... çektiği için ondan da kırılıyorlar. Hmm. Ben de bir ara mesela çok çabuk kırılıyordu. Artık çok şükür. Aurayı güçlendirdikçe öyle nazar falan da çok kolay gelemiyor. Eskiden bir video paylaşsam ben bir hafta başımı kaldıramazken çok şükür şimdi öyle sorunlar yaşamıyoruz. Aurayı güçlendirmek gerekiyor. Bunu da yaptığımız çalışmalar, işte meditasyonlar, enerji çalışmalarıyla sağlamak mümkün. Benim şimdi artık akik yüzüklere falan kırılmıyor çok şükür. Tam onu soracaktım. Mesela akik yüzük almış bir kişi diyelim ki işte bir sene içerisinde 10 defa kırılmış. Örnek vermek için söylüyorum. Onda demek ki çok ağır bir nazar var ya da belki birçok hastalığın tesirinde de olabilir. Üzüntüsü, gamı, kederi de olabilir ama Diyelim ki sizin söylediğiniz gibi bunu açmanızı istediğim için aldı akik taşını bir kardeşimiz ve hiç kırılmadı. O zaman o kişinin iyi olduğunu ve nazar almadığını mı anlayacağız? Anlamalı mıyız ya da? Yani çok yüksek, çok yoğun bir negatif enerjiye maruz kalmadığını anlayabiliriz. Ya da çok iyi arındırıyordur taşını. Bunu anlayabiliriz. Benim mesela öyle dönemlerim oldu ki bir gün elim telefonda böyle telefonla konuşuyorum. Bileğim herhangi bir hareket yok. Bir anda paramparça oldu kolumdaki bileklik ve dağıldı gitti. Buradan anlayabiliriz ki bu taş fazlasıyla yüklenmiş. Artık negatif kaldıramıyor. O da akik miydi? Karışıktı. O çakra bilekliydi. Her taştan vardı içinde ve fazlasıyla negatif yüklenmiş. Artık kendini imha etmiş. O zaman kırılması mevzusuna da kıymetli arkadaşlar bakın çok yeni bir bilgi öğrenmiş olduk. Kırıldı demeyeceğiz o zaman. Tabii. Değil mi? Kendini imha etti Beni korudu, diyeceğiz. Kendini imha etti. Kendini feda etti aslında. Kesinlikle öyle. Bütünün hayrı için, Kesinlikle kişinin öyle. hayrı için kendini feda etti. O yüzden iyi arındıralım, onların şarjlarının olmasını sağlayalım ki onlar da kolay kolay böyle hemen kırılıp kaybolmasınlar, dağılmasınlar, uzun süre kullanalım. Ama şunu bir daha e, devam etmeden önce şunu bir daha ben sizin gibi bir kıymetli uzmandan bunu bir daha duymak Çok istiyorum. Nasıl? Çünkü e, insanlar bu tür tamamlayıcı e, uygulamalarla, bu tür işte kültürel uygulamalarla, bu tür geleneksel uygulamalarla karşılaştıkları zaman doktora gitmek istemiyorlar ya da doktora gitmek gidiyorlarsa da vazgeçiyorlar. Bunun yanlış olduğunu sizin gibi kıymetli bir uzmanımızdan bir kere daha duyarsak iyi olur tabii diye düşünüyorum. Eğer kronik bir rahatsızlıkları varsa bir ilaç tedavisi görüyorlarsa mutlaka bu tedavilerine devam etmeleri gerekiyor. Bunları tamamlayıcı tedavi olarak, olarak tabii tamamlayıcı olarak kullanmaları gerekiyor. Diyelim ki kişi bir kanser tedavisi görüyor. Ben ona asla diyemem ki kemoterapiyi bırak, ilaçları bırak, sadece sen doğal taşlarla işte şey yok. fonksiyonel tıpla bir şekilde seni bitkilerle iyileştirelim. Bu asla olmaz kanser tedavisini orada radyoterapisini, iminoterapisini her neyse görecek ama bir yandan da dumanlı kuvars kullanacak. Kristal kuvars, selenit ya da pembe kuvars gibi taşları ya kullanacak. Ya da işte şeker hastasıysa, kalp hastasıysa Tabii. sayabiliriz tabii ki. ve hepsinde yani. doktorlara gitmeye, doktorun verdiği ilaçları kullanmaya ve doktorun söylediği tavsiyeleri yerine getirmeye evet. ne yapmalılar devam etmeliler. Devam etmeliler ancak doktordan duyarlarsa ki senin tamam sonuçların eskiye göre daha iyi geliyor bu e, bu ilacın dozunu, bu tedavinin dozunu düşürelim. Ama mı doktor derse? Yavaş, tabii doktor kesinlikle söyleyecek. Yavaş yavaş doktor tedavinin dozunu düşürüp belki ömür boyu kullanması gereken ilaçları yavaş yavaş aşama aşama bırakacaktır. Çünkü kişi hem beslenme düzenini değiştirecek hem nefes alacak artık egzersiz yapacak, sağlıklı düşünecek, meditasyon yapacak. İşte taşlarla vesairelerde kendine ee, tamamlayıcı tedaviye de başladığında doktordan bunları duymaları da an meselesi olabilir. Bunu yaşadığımız birçok bireysel danışanım var çünkü. Evet e, zaten Hazreti Peygamber'in de bir hadisi şerif var bu konuda arkadaşlar. Doktor olmadığı halde daha doğrusu Efendimiz selam olsun yüce ruhaniyetine aleyhissalatü vesselam doktor olmadığı halde hekim olmadığı halde tedavi yapmaya çalışan kişi bunun bedelini öder diyor. Tabii. O yüzden hekimlik çok kıymetli bir meslek ve hekimlerimizi asla bırakmamamız ve onların verdiği ilaçları almamız ve onların tavsiyelerine uymamız gerekiyor. Gizem Hanımefendi'nin de söyledikleri gibi bunlar tamamen huzur verici, rahatlatıcı, tamamlayıcı tamam. unsurlar geleneksel. ama geleneksel ama yine Gizem Hanım'ın söylediği gibi hem doktora gidip hem de bu uygulamaları yaparsanız doktor size bir süre sonra bak hastalığın geçmiş de diyebilir derse de sevinebiliriz dedi öyle değil mi? Kesinlikle aynen öyle. Özellikle açlık oruçlarıyla soğuruşlarıyla bunu çok fazla duyuyoruz gerçekten. Evet. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum hemen. ha Bu arada yine bana çok gelen sorulardan bir tanesi bunu da size yönelteyim hemen bir sonraki soruya geçeyim. Derler ki taş kombinasyonları yapılabilir mi ve neye göre yapılmalıdır derler yoksa tek çeşit mi kullanmalıyız? Yani ya da işte kombinasyon yapacaksak hangi burca göre, hangi yaşa göre bunlar değişiklik gösterir mi derler efendim? Yaşa göre değişiklik göstermez. Burca göre de şöyle kişi kendi horoskopunu açtırıp da bütün evleri hangi gezegenlerle ilişkili buna baktırdıysa hangi burç elementinde eksiklik varsa ee, uzman bir astrolog, doğal taş bilgisi olan bir astrolog söylerse okey buna tamamım. Ama kişi gelip de işte ben kova burcuyum, benim taşlarım şuymuş ben internette okudum. Hadi bana kovanın taşlarını verin. Bu eksik bilgi, çok Hı -hı. sığ bir bilgi. Buna göre ben taş vermem. Ben orada hemen bunu duyduğum zaman söylerim ki sen bana anlat işte kronik rahatsızlıkların var mı? Anlat duygu durum, sorunların neler? Problemlerin neler? Bunlara göre ben hemen taş öneririm. Ama bunun dışında o astroloji bilgisine göre Taş önermiyorum. Kimseye de bunu tavsiye etmiyorum. Çok sığ bilgi, az kalıyor çünkü. Bunun dışında taş kombinasyonları neye göre yapılır? En başta da dedim ya kişiye iyi gelen taşlara bir bakıp gözüyle gözüne iyi gelen taşlar seçilebilir. Bunun dışında bir de orada iyi gelen taşların yanı sıra bir de çok böyle irite oldukları hmm. ama ben bunu hiç istemedim dedikleri taşlı olur. Bu da bizim gölge yanımızdır Ömer Faruk Bey kişiler ondan uzak durmak isterler ya. Mesela ben korkuyorum. Duracaklar mı durmayacaklar mı? Durmamalarını tavsiye ediyorum. Onu da alsınlar ki o gölge yanlarıyla barışsınlar. Belki korkusunu kaygısını tetikleyen bir taşı Ama o taşı taktığında korkusu ya da kaygısı afaki konuşuyorum şu an. Kendi kendini yavaş yavaş tedavi etmeye başlayacak. O yüzden o taşı böyle günde bir saat falan da olsa alıp bir temas etmelerinde fayda vardır diye buradan Belirtmek istiyorum onlara. Onun dışında onlara ağırlık vermeye... Uzun vermeyen, süre kullanmayın diyor. Bakın günde bir saat bile olsa... Yani kullanamıyorlarsa Sağ bir saat, bile, saat evet, bile olsa yeterli. O gölge olur. yanla yüzleşmek adına Kesinlikle o Kesinlikle öyle. Hiçbir şey görmemezden gelmeyelim. Eğer kendimizin daima bir üst versiyonuna ulaşmak istiyorsak, kendimizi geliştirmek istiyorsak, kendimiz de yüzleşeceğiz. Ve her duygumuzu kabul edip kendimizi kucaklayacağız çünkü. Evet. Bunun dışında da taş kombinasyonlarına gelirsek de, istedikleri taşları takabilirler. Birlikte hani birkaç taş var öyle beraber takılmaması gereken ama genelde piyasada olan rahatlıkla takabilecekleri taşlar. Eğer içlerine siniyorsa, onlara herhangi bir rahatsızlık, ağırlık e, vermiyorsa istedikleri taşları kullanabilirler. Zaten onlara zararı olursa hissederler Hı, ve "Bu çok fazla geldi." deyip şöyle bir çıkartabilirler. Atabilirler evet. diyorsunuz. Kıymetli dostlar, programımızın da artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Ee, yönetmenimiz de uyarıyor artık bitirin diye. Bu noktada son bir iki soru daha soracağız e, kıymetli konuğumuza. O iki sorudan sonra da huzurlarınızdan ayrılacağız. Şimdi çok önemli noktalara geldik. Başkasının doğal taşına neden dokunulmaz? Çünkü bazı... Ee, gönüldaşlarımız, arkadaşlarımız diyorlar ki ya ben işte babamda, annemde, işte arkadaşımda, komşumda bir taş gördüm. Çok beğendim. Bana vermesini, hediye etmesini rica ettim. Aa vermedi, hediye etmedi gönlüm kırıldı. Aslında onun bir nedeni var. Şimdi kıymetli uzmanımızdan onu dinleyeceğiz. Aslında onu bildiği için size hediye etmiyor onu. <laughs> Buyurun. Evet doğal taşlar kişiye özeldir çünkü. Bir kere ben bu taşı Kendime özel yaptım. Bana iyi gelecek taşları kombine ettim. Hangilerini canım istiyorsa, hangilerinden şifa almak istiyorsam ona göre ben bunu dizdim ve kendime göre de kodladım. Diyelim ki siz aa güzel ne güzelmiş gel bakayım deyip de bu taşı aldınız. Ne oldu? Bu bir enerji. Sizde bir enerjiniz. Sizin enerjiniz buna transfer oldu. Dolayısıyla ortada bir karmaşıklık oldu. Halbuki ben buna sadece kendi enerjisini istiyorum. Taşın olabildiğince şifasını yoğun bir şekilde almak istiyorum. Siz dokunduysanız veya herhangi birisi dokunduysa benim bunu hemen arındırmam gerekiyor. Arındırma yöntemlerini zaten madde madde sıraladık. Hı hı. Hemen onlardan birini tekrar uygulayacaklar ve başka enerjileri bundan arındıracaklar. O yüzden taşlar kişiye özeldir. Kodlarız, kendimize uyumlarız ve şifasını almaya çalışırız. Eğer o kişiler de taş istiyorlarsa ya aynısından onları da yaptırabilirler kişiler. Ya da e, farklı bir şekilde onlara iyi gelecek taşlardan da kombin yapıp özel bir takı oluşturabilirler. Evet efendim. Peki şöyle bir ters de soru soralım o zaman. Başkasının doğal taşı kullanılırsa ne olur? Yani ona özel yapılmış, onun enerjisi var, ona göre kodlanmış. Biz faydasını en yüksek seviyede alamayız. Peki, peki onun negatiflerini de üstüne çeker mi? Haliyle. Evet. Ee, kıymetli arkadaşlar, şimdi geldik en can alıcı soruya. Çünkü birçok kişinin başına geldiğini biliyorum. İşte taş alırken sahte taşlar maalesef karşınıza çıkabiliyor. Bu işin uzmanlığı bulmuşken hemen soralım. Taşların doğal mı, sahte mi olduğunu neye göre anlayacağız? Çünkü o kadar iyi taklit edilebiliyormuş ki, ya bu araştırmalarım var benim bu konuda, plastiği bile ya da başka e, maddeleri bile size doğal taş diye özel yöntemlerle tabii, tabii. yapıp size e, satabiliyorlarmış. Tabii. O yüzden e, siz bu işin uzmanı olarak neler tavsiye edersiniz doğru taşa ve doğal taşa hakikisine ulaşabilmek için? Şöyle bir kere son sorunuz gerçekten en çok sorulan soru olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum. Benim de YouTube kanalımda en çok izlenen video, yüz binlerin izlediği video bu oldu. Bir taşın gerçek mi, sahte mi olduğunu anlamanın birkaç yöntemi var. Bunun için bir dedektörümüz var. Ben mesela eskiden dedektörle gidiyordum. Şimdi dedektöre de ihtiyaç duymuyorum. Hemen pandülümü çıkartıyorum. Ona özel dedektör mü o? Dedektör mü var? Tabii tabii dedektörler de var pırlantayı gerçek taşları ayırt eden dedektörler de var. Bunlar da kullanabiliyoruz ama ondan ziyade ben pandülden artık daha çok verim aldığım için pandül kullanıyorum ve doğal taşlarımı almaya gittiğim zaman tek tek pandülle önce bir bakıyorum soğuk mu? Doğal taş bir kere en önemli şey soğuk olur. Buz gibi soğukluğu olur ve elinize aldığınız zaman da ısınır. Şimdi bir tane doğal taş alıyorsunuz diyelim kütle halinde yanağınıza bir süre tutabilirsiniz. Bir bakın şöyle bir iki dakika kalsın o buz gibi olan taş yanağınızda durdukça Isın. ısınıyorsa eğer bir bakın sonradan şöyle sıcacık olduysa bir kere o taş size faydalıdır o taş Hı. da gerçektir zaten. Böyle anlayabilirsiniz. İlk özelliğimse ama hala soğuksa anlayacağımız soğuk olması ha, kişiye faydalı olmayabilir o zaman. Ha evet. O ısıyı vermediyse kişinin bedenindeki kişiye faydası yoktur diyebiliriz. Bunun dışında birinci özelliği soğuk olması dedik. İkinci özelliği saç testi var. Benim YouTube kanalımda da ayrıntılı olarak yaptığım bir test var. Onu bakıp da uygulayabilirler. Saçı doğal taşa sarıyoruz. Bu tabi 8 milimlik boncuklarda veya işte bu şekildeki yuvarlak boncuklarda olmayabilir, zor olabilir. Kütlelerde bunu uygulayabilirler. Saçı sarıyoruz, bir çakmak yardımıyla yakıyoruz. O saç deli tutuşmuyorsa eğer bilin ki o taş gerçektir. Bunun dışında en güvenilir test özgül ağırlık testi. Mozart skalasından bakıyoruz taşın sertliği kaçtır? Özgül ağırlığı kaçtır? Ona göre e, suyun içine koyuyoruz vesaire çeşitli uygulamalarla, tekniklerle baktığımız özgül ağırlık testi var. En güvenilir yöntemi bu. Eee kehribarda mesela her taşında farklı yöntem var. Kehribar bir reçinedir. Özgül ağırlıktan ziyade suyla yaptığımız su karışımında e, bakıyoruz. Mesela 3 çorba kaşığı suyu, 3 e, çorba kaşığı tuzu bir kase dolusu suya koyuyoruz. Onu iyice solüsyonu haline getirip karıştırıyoruz. Üzerine kehribarı bırakıyoruz. O kehribar takımız bizim suyun üzerinde yüzüyorsa anlayalım ki gerçektir. Ama dibe doğru batıyorsa o kehribar gerçek kehribar değildir. Koşarak uzaklaşın. Onu aldığınız yere götürüp bu sahteymiş ben bunu değiştireceğim diyebilirsiniz. Evet. Ee, gel gelelim ki işte güvendiğiniz yerlerden alabilirsiniz sevgili dostlar Özgür ağırlık testi yapabilirsiniz dedik. Onun dışında e, pandüle yine bu taş gerçek mi değil mi yüzde kaç gerçek bana yüzde kaç faydalı gibi sorular sorarak e, bunlara bakabilirsiniz. Sarkaç kullanmayı bilmiyorsanız da ara ara düzenlediğim eğitimlerle ilgili bilgi alıp onlara da katılabilirsiniz. Evet efendim gerçekten çok e, verimli bir sohbet gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Umarım dinleyenler de bizi takip eden kardeşlerimiz de öyle düşünürler. Ee, biz sizinle bir program daha gerçekleştireceğiz inşallah YouTube için. Onu da buradan söylemiş olalım. Ee, takipte kalın kıymetli arkadaşlar çünkü Kadim Şifa'yı konuşacağız inşallah bir sonraki programda ve şunu da söyleyeyim ee, programın açılışında söylediğim gibi hakikatten hazineler programı YouTube çekimlerimizde olacak. Takipte kalın yani hem Instagram'da hem YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel ağırlandım. Çok keyifli bir program oldu benim için de. Bütün en yüksek hayrına katkı ve fayda olsun. Dinleyenlerimizin de eğer soruları varsa aşağıya yorumlara bırakabilirler. Hepsini keyifle cevaplayacağız. Biz de çok keyif aldık bu programdan. Çok da onur duyduk katıldığınız için. Kıymetli arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a emanet olun.